Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'a hamd, iki cihan serveri Efendimiz'e salat ve selam olsun. Efendim hoş geldiniz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun canım ülkemin güzel insanları. Bizleri böyle güzel bir vesileyle yeniden buluşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Yerin ve göğün, doğunun ve batının Rabbine sonsuz hamdü senalar olsun. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bizler bugün sizlere çok farklı bir mekandan sesleniyoruz. Son 3-4 yıldır biliyorsunuz Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin manevi huzurundaydık. Oradan yaptık programlarımızı. Bakınız bu sene hemen arkamızda Cami-i Kebir, Ayasofya hemen arkamızda. Az sonra arkadaşlarımız böyle büyük resimler gösterecekler. Sultan Ahmet Camii'ni de göreceksiniz. Bu kutlu meydanda Allah nasip ederse tabii ki 30 gün boyunca iyilikleri, güzellikleri çoğaltmak adına, Ramazan sevincimizi sizlerle paylaşmak adına sizleri bekliyor olacağız tam saat 19'da. Hem Sultanahmet Camii'nin hem de Cami-i Kebir'in, Ayasofya'nın minarelerinin gölgesinde hazır ve nazır olacağız efendim. Yeniden hoş safa geldiniz. Kıymetli izleyenler, abartmıyorum, 90-95 kişilik bir ekip haftalardır, hatta aylardır o kadar ciddi bir hazırlık yapıyorlar ki. Bir yandan bu dekoru burada sakil durmayacak şekilde kurma adına sanatsal ne yapılabilir diye olağanüstü bir efor sarf ediyorlar. Bir yandan konuklar aranıyor. Hangi konukla en iyi neyi konuşuruz? En faydalı ne yaparız? Bu anlamda bir efor sarf ediliyor. Aynı zamanda bu ekibi, bu büyük ekibi mahcup etmemek adına bu iftar telaşınızda yüzünüze bir tebessüm kondurabilecek hikayeler de ben hazırladım, ben de boş durmadım. Ama sizlerin de malum olduğu üzere hani programın adı Ramazan Sevinci, o büyük sevinci sizlerle paylaşma niyetiyle, yüzünüze bir tebessüm kondurma niyetiyle, iftar sofralarınıza bir neşe getirme niyetiyle bugün çıktım buraya. Ama biliyorsunuz özellikle son günlerde Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan, Filistin'den aldığımız haberler kelimeleri boğazımıza düğümledi, heveslerimizi kursağımızda bıraktı. Çok şey söylendi günlerdir bu ekranlardan, sadece şunu söyleyeyim, lütfen amin deyin. Rabbim mutluluğumuzu kursağımıza düğümleyenlerin mutluluklarını kursaklarına düğümlesin inşallah. Rabbim heveslerimizi kursağımızda bırakanların tüm heveslerini kursaklarında bıraksın. Rabbimden şehitlerimize rahmet diliyorum. Makamlara âli olsun diye dua ediyorum, niyazda bulunuyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 40. ayet-i kerimede La tahsen innallaha me'ne buyurur. Evet, ağlayacağız, üzüleceğiz ama ağlak olmayacağız. Dik duracağız. Sezai Karakoç'un dediği gibi eğer kötülükleri engelleyemiyorsanız iyilikleri çoğaltmanın yoluna bakın der. İşte bizler en azından TRT ekibi olarak iyilikleri her Ramazan'da bu saatte, her akşam bu saatlerde çoğaltmak adına birbirinden iyi ve güzel insanlarla güzel programlar yapmaya talibiz. Yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim.
Ehli imana ne mutlu, bu Ramazandır gelen dedi TRT İstanbul Radyomuzun çok kıymetli ses sanatçısı Sayın İbrahim Suat Erbay. Çok teşekkür ederiz, nefesinize sağlık, sazendelerimize de çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. İlerleyen dakikalarda yeniden onlarla beraber böyle güzel eserler dinleyeceğiz inşallah. Efendim biliyorsunuz mübarek Ramazan-ı Şerif'in birinci günü bizim adetimizdir TRT1'in. Diyanet İşleri Başkanımız konuk olur ve bugünkü ilk konuğumuz yine adetimiz olduğu üzere konuğumuz diyorum aslında ama bir anlamda da ev sahibimiz Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanımız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Çok şükür. Ramazanımız mübarek olsun. Kardeşlerimizin işte geldi Ramazan, sana çok şükür ya Rab dedikleri gibi biz de elhamdülillah diyoruz. Evet. Rabbimize şükrediyoruz. Mübarek olsun Ramazan-ı Şerif'imizi. Allah razı olsun. Nasıl buldunuz atmosferimizi? Çok güzel. Yani zaten işte Sultanahmet ile Ayasofya arası İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi. Evet. Hem Ramazan hem mekan. Şerefül mekan bil mekin. Yani ya, mekanların şerefi içindeki o mekanlara güzellik veren unsurlarla olur. Evet. Hepsi de burada var. Elhamdülillah. Dolayısıyla Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Elhamdülillah. Allah hayırlı eylesin bütün milletimiz için, İslam alemi için. Kurtuluşumuza vesile eylesin inşallah Ramazan-ı Şerif'i. İnşallah. Efendim bugün aslında Sayın Diyanet İşleri Başkanımız da Ramazan'ın önemi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Ramazan ayına dair yaptığı hazırlıklar, Diyanet Vakfı'nın çalışmaları, orucun önemi, niçin mübarek Ramazan-ı Şerif'in 11 ayın sultanı olduğuna dair konuları konuşacaktık ama az önce açılışta da arz ettiğim gibi bir esas konumuz var konuşmamız gereken. Önce onu bir konuşalım, ondan sonra inşallah Ramazan ayını konuşmaya başlarız hocamızla. Hocam programımızın adı Ramazan Sevinci. Az önce açılışta da arz ettim. Böyle güzel, neşeli, insanların yüzüne tebessüm konduracak açılışlar yapıyordum. Niçin öyle bir açılış yapamadığımın nedenini izah ettim. Son günlerde gelen haberlerden dolayı Kudüs'ten, Gazze'den, Filistin'den. Belki bir şey. Sizin gönlünüze ne düşüyor efendim bu konuyla alakalı? Öncelikle Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'de şehit olan kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Ramazan'ın hemen bir gün öncesinde, Arafe gününde böyle bir katliamın yaşanması bizi gerçekten çok üzdü. İslam alemine vurulmuş en büyük darbelerden birisidir. Zalimlerin, katillerin, gözü dönmüş insanların Müslümanları bu şekilde katletmiş olması, bütün dünyanın gözü önünde bunu yapmış olması, insanlığın artık bittiği, sözün bittiği bir yer olarak, bir nokta olarak bizim bu konuyu değerlendirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Yani yıllardan beri Filistin'de büyük bir mezalim yaşanıyor, zulüm yaşanıyor ve özellikle son geçtiğimiz 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi ve 3 gün önce de Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış olması büyük bir provokasyondur, kışkırtmadır. Bunu bile bile yapıyorlar. Dolayısıyla ben diyorum ki Rabbimize dönelim. Rabbimizin Kur'an'da Müslümanlardan, bütün İslam aleminden istediği, emrettiği hükümlere dönelim. Bismillahirrahmanirrahim. Vatasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. Hepiniz Allah'ın ipine sarılınız. Sımsıkı sarılınız. Ve la teferraku. Ayrılıp bölünmeyiniz. Tefrikaya düşmeyiniz. Fitneye düşmeyiniz. Biz birlik beraberlik olursak zalimler kendilerinde bu gücü bulamazlar. Yeter ki biz dik duralım. Yeter ki biz susmayalım.
İslam alemi susmasın, Müslüman ülkeler susmasın, Müslüman idareciler susmasın. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Biz dilsiz şeytan olmayı mı ya da şeytanın yanında olmayı mı tercih edeceğiz, yoksa Rabbimizin hükümleri yanında olmayı mı tercih edeceğiz? Müslümanların birlik beraberlik içerisinde olmasını mı tercih edeceğiz? Elbette bunu tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü hepimiz faniyiz. Bu dünyada kim nerede yer aldığını göstermelidir Müslümanlar. Eğer mazlumların yanında yer alırsa, o zaman yarın huzuru mahşerde Yüce Rabbimizin huzurunda hesap vereceğimiz zaman söyleyeceğimiz bir şeyimiz olur. Yoksa Rabbimizin hesabı çok çetindir. Bu çetin hesabı vermek de gerçekten zor olur. O yüzden Müslümanların özellikle yetkili konumda olan, gücü elinde bulunduran Müslüman idarecilerin, yetkililerin mazlumların yanında yer alması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ve bu telkini sürekli bir şekilde birbirimize yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve ne yazık ki bunu da adet haline getirdiler bir yerde. Yani geçtiğimiz evet. Ramazan'da da böyle bir şey evet. yaşadık. Ondan önceki Ramazan'da da bunu özellikle bu zamanlara, bu kutlu zamanlara denk getirip Müslümanların huzurunu, o ağzın tadını evet. kaçırmak için ellerine gelen her şeyi yapıyorlar. Burada tabii büyük bir kışkırtma var, provokasyon var. Evet. İslamofobi denilen bu kavramı Batı'da sürekli allayıp pullayıp gündemde tutmaya çalışıyorlar. Yani evet. İslam korkusu. Halbuki burada korkan Müslümanlar, korkutan işte Yahudiler ya da İsrail'in askerleri. Şimdi buna Yahudi fobi denilmiyor da Batı'da özellikle ya da İslam dünyasında kimi yaptığı belli olmayan bir takım terör olaylarından dolayı adeta Müslümanları potansiyel bir suçlu gibi göstermek gerçekten yani akılla izah edilebilecek bir şey değildir. Evet. Fransa'da geçtiğimiz hafta yine büyük bir provokasyona imza attı 300 kişi. Hem bir bildirge yayınladılar hem yürüyüş yaptılar. Kur'an'ın yani, ayetlerinin değiştirilebileceğine evet, yaşlı, dair. Evet. Yaşlı bir kadın öldürülmüş. Evet. Yahudi bir kadın. Tabii onu öldürmeye insanları sanki Kur'an sevk ediyormuş gibi Kur'an'a yapılabilecek en büyük iftirayı da atmaktan çekinmiyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Bir insanı kurtaran, dirilten bütün insanları kurtarmış gibidir. Ayet-i Kerimesiyle bütün cihana sesleniyor, bütün insanlığa sesleniyor. Ama dünyanın gözü önünde bir katliam yapılıyor. Bu katliamı yani Türkiye'nin dışında ya da belli bir bazı ülkelerin dışında kınayan bile yok. Yani biraz daha işte temkinli davranın tarzında bazı nasihatler yapan ülkeler var. Böyle mi olmalı? Yani bir insan, Müslüman olmayan bir kişi katledildiği zaman dünyayı ayağa kaldıran insanlar Filistin'de yeni de yani bu ilk de değil. İlk de değil. İlk de değil. Yüz binlerce insan şu ana kadar katledildi. Bir soykırım gerçekleştiriliyor. Evet. Soykırım yapılıyor. Ve sistematik yapılıyor. Sistematik yapılıyor. Müslümanların toprakları ellerinden alınıyor. Yani asırlarca o bölgede yerleşmiş ta 637 yılından bu yana Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinden bu yana o toprakları belki ondan önce de vatan edinmiş, yurt edinmiş o insanlar öldürülüyor, yurtlarından çıkarılıyor, muhacir durumuna, mülteci durumuna düşürülüyor. Ambargo uygulanıyor. Gazze'nin etrafı çevrilmiş, oradaki insanlar tecrit ediliyor. Adeta açık hava hapishanesinde yaşamaya mahkum ediliyor.
ama dünyanın sesi çıkmıyor. Dolayısıyla biz tabii gayrimüslimlerden de özellikle çeşitli farklı dinlerin liderlerinden de bir ses bekliyoruz. Yani zulmetmek, insana zulmetmek onların inancında caiz midir? Yani inancı Müslüman olursa ona zulmedilebilir, dini Hristiyan olursa zulmedilemez, dini Yahudi olursa, Yahudilik olursa ona zulmedilemez. Böyle bir hüküm mü vardır inançlarında? Bunu biz de bilelim. Ben dinler tarihi hocasıyım. Yani Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da insanı öldürmenin haram olduğunu kitaplarından okuyoruz. Yani Tevrat'ta da bu yazıyor. İncil'lerde de, hele İncil'de yani insana zulmetmenin hiç inanç ayrımı gütmeksizin yaratılış itibariyle insan olan birisine zulmetmenin yasaklandığını biz görüyoruz. Peki nerede Hristiyan dini temsilciler, dini liderler, niçin çıkıp bir ortak Vatikan açıklama nerede, yapıyorlar? Papalık nerede? Evet. Filistin'i görmüyorlar mı? Filistin'de kaldı ki sadece Müslümanlar da yaşamıyor. Hristiyanlar da yaşıyor. Evet. O topraklarda asırlar boyunca bir arada yaşamışlar ve bir arada yaşamaları da gerekiyor. Yani dünya buna mahkum. Sadece bir dine ait kılamazsınız bazı bütün toprakları. Bütün semavi dinler için kutsal ve önemli ve değerli bir yer. Yani İslam medeniyetinin en önemli konularından birisi, farklı inançtan, farklı mezhepten, farklı ırktan, farklı renkten insanları bir arada yaşatmaktır. İslam'da tebliğ ve davet her zaman vardır. Ama şu şartla davet edersiniz, tebliğ edersiniz, kabul ederse ne mutlu. Ona da ne mutlu, davet edene de ne mutlu. Ama kabul etmezse bir arada yaşamak zorundayız. İnancı ne olursa olsun. Komşuluk ilişkilerimizi üst seviyede sürdürmek zorundayız. Ticari ilişkilerimizi, siyasi ilişkilerimizi, her türlü yani bir toplumda yaşamanın gerekleri neyse onları yerine getirerek farklı inançtaki insanların bir arada yaşaması gerekiyor. Evet. Huzur içerisinde yaşaması gerekiyor. Adı barış anlamına gelen İslam'ın maksadı budur, amacı budur. Dolayısıyla bizim bunu her ortamda dile getirmemiz gerekiyor. Müslim kelimesinin, Müslüman kelimesinin barış için çalışan insan, elinden ve dilinden emin olunan insan olduğu tanımını, ki Peygamber Efendimiz bu tanımı yapıyor, her vesileyle, her ortamda dünyayı anlatmamız gerekiyor. Dün sosyal medyada sıklıkla dolaşmıştı şu söz efendim. Diyor ki, imtihanları ne kadar ağırmış Filistinli kardeşlerimizin diye biri yazmış. Onu ya. Okuyunca yüreğime düştü. Dedim, imtihan sadece onların imtihanı mı? Yoksa tüm ümmet coğrafyasının imtihanı mı? Onların, aynı zamanda bizim de imtihanımız mı? Onlar belki imtihanı kazanabilirler. Belki. Şarap çünkü gelin can yarasını veriyorlar. Gösterir. Evet. Can veriyorlar, kan veriyorlar. Peki biz onlar can verirken, kan verirken ve Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün nöbetini tutarken, bizim adımıza orada nöbetini tutarlarken biz ne yapıyoruz? Evet. Yani zekatını bile titizlikle hesap edip vermeyen Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de 250 kadar ayetin infaktan bahsettiğinin farkında olmayan Müslümanlar, nasıl hesap verecek? Bu imtihanı nasıl kazanacak? Yani hasibu enfusekum gable en tuhasebu. Kudüs'ün Fatihi Hazreti Ömer'e atfedilir bu söz. Evet. Kudüs Fatihi, Kudüs'ün ilk Fatihi. 637 Hazreti Ömer. Peygamberimizin vefatından 5 sene sonra Kudüs fethedilmiştir. Müslümanların yönettiği, yöneticiliğini Müslümanların yaptığı bir belde olarak zaman zaman farklı tarihlerde 50 sene, 100 sene Müslümanların elinden çıkmış ama yaklaşık
12-13 asırdır Kudüs Müslümanların toprağı. Dolayısıyla biz istiyoruz ki kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Onun için hasibu enfusekum gable en tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce kendi kendinizi hesaba çekiniz. Hazreti Ömer bunu söylüyor. Bizim kendi kendimizi hesaba çekmemiz lazım. İnşallah. İşte bu Ramazan günleri hesap günüdür. Hesaba çekme günüdür kendi kendimizi, nefsimizi hesaba çekme günüdür. İnşallah ona vesile olsun diyelim. İnşallah. Hocam arzu ederseniz kıymetli sanatçımızdan bir eser daha dinleyelim. Meşk edelim sonra devam edelim. Buyursunlar efendim. Ne dinleyeceğiz şimdi inşallah? Efendim kıymetli bir abimizin bestesiyle başlayacağız. Mustafa Hakan Alman. Güzden bir ilahiyle senden dolu iki cihan oldum huzurunda nihan. Hayır, adlı sonra. İlahiyle başlayacağız. Evet. Benim bu
Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Efendim, dün çok önemli bir toplantı vardı. Aslında benim adıma son derece önemliydi. Yıllardır böyle Ramazan ekranlarında program yapan biri olarak kıymetli hocamız ilk defa bir toplantıya katılabildim. Genelde hep yurt dışında oluyordum. Davet geldi Sayın Diyanet İşleri Başkanımızdan. Yurt dışında programımız vardı. Nezaket gösterdiler. Programı tehir ettiler. Ve dün Sayın Diyanet İşleri Başkanımız bütün televizyon ekranlarında, ulusal kanallarda iftar ve sahur sunucularıyla bir araya geldi. Ben şahsım adına çok teşekkür ediyorum bu inceliğinizden, zarafetinizden dolayı. Hayırlı olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum davetimize icabet ettiğiniz bütün arkadaşlarımı özellikle kutluyorum. İnşallah yapmış olduğumuz o toplantıda konuştuğumuz konular milletimize hayırlı hizmetler şeklinde döner. Hepimizin derdi bir. Derdimizi paylaştık. Daha nitelikli, daha güzel konuları nasıl gündeme taşıyabiliriz? Kardeşlerimiz dini mübini İslam'ı özellikle Ramazan münasebetiyle iftarlarda, sahurlarda adeta bir eğitim ocağı haline nasıl getirebiliriz? Bir ilmi sohbet haline nasıl dönüştürebiliriz? Bütün kardeşlerimizi aynı dertle, dertli olduklarını görmek bizi çok mutlu etti. Derttaş bunu da, olmuş olduk böylece. Derttaş olmuş evet. olduk. Bunu da açıkça ifade ederek bütün arkadaşlarımıza, televizyon programı yapan arkadaşlarımıza buradan ben tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de hepsi adına size teşekkür ediyorum efendim. Ondan önce Fatih Camii'ndeydiniz. Toplantıya oradan geldiniz. Genel bir cenaze namazı kılındı. Selalar verildi. Tüm Türkiye genelinde sela verildi 90 herhalde değil bin mi? Camide Filistinli şehitlerimiz için sala verdik ve gıyabi cenaze namazı kıldırdık. Elhamdülillah bu bir duyarlılıktır, bir farkındalıktır. Biz şehitlerimizin yanındayız anlamına gelen Filistin'deki Müslümanların her zaman yanındayız, her durumda yanındayız. Hem zor zamanlarında hem iyi zamanlarında yanındayız anlamına gelecek önemli bir duruştur bu. Bu duruşun sergilenişidir. O açıdan katılan cenaze merasimlerine, gıyabi cenaze merasimlerine katılan tüm milletimize ben buradan şükranlarımı arz ediyorum. Eyvallah. Efendim, şimdi biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti 82-85 milyonluk bir aileyiz. Evet. Ve mübarek Ramazan-ı Şerif geldiğinde şu bahçelerde, çimlik alanlarda insanları yan yana sofra sermiş iftar ederken görüyorsunuz. Evet. Ne bileyim, birinin tuzu bitiyor, yan sofradan öteki uzatıyor. Birini diyor siz çay yaptık, ben kahve yaptım, buyurun ben size kahve ikram edeyim. Muhteşem. Bu ay aslında çok büyük bir fırsat değil mi bizim için? Biraz bundan konuşalım mı? Mübarek Ramazan'ın dünya, bu kardeşliğimize katkısının nasıl olabileceği dünyada noktasında. Çok açık söylüyorum. Evet. Bu manzaranın bir benzeri yok. Hiçbir inançta yok. İslam'dan başka, Müslümanlıktan başka. Bu da işte İslam'ın inne dine indallahil İslam ayetini yeniden okumamızı gerektiriyor. Tefsiri gibi aynı şöyle sofralar. Aynen tefsiri yani. Evet. İnne dine indallahil İslam. Öyle ki sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği din değil, bütün peygamberlerin getirdiği vahyin ortak adıdır İslam. Evet. Hazreti Adem Aleyhissalatu Vesselam hangi dini tebliğ etti? İslam'ı tebliğ etti. Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, hatta şimdi Yahudiler İbrahim Yahudidir diyor. Mekene İbrahim Yahudidir diyor. Hristiyanlar İbrahim Hristiyandır diyor. Rabbimiz de diyor ki Bismillah. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا Hanif. İbrahim ne Yahudidir ne Hristiyandır, o hanif bir Müslümandır diyor. Hazreti Musa da Müslümandır İslam'ı tebliğ etmek için. Bizim inancımıza göre İslam'ı tebliğ etmek için gönderilen bir peygamberdir. Hazreti İsa da İslam'ı tebliğ etmek için gönderilen bir peygamberdir. Onun için اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah ininde din İslam'dır. Ve Ramazan ayı bunun? Ramazan ayı bunun en büyük işte göstergesidir, evet. tezahürüdür. Ve İslam'dan başka da imsakıyla, sahuruyla, iftarıyla ve işte hiçbir şey yememek, içmemek, oruç yasağı olan
haliyle başka bir inançta böyle bir oruç yok. Yani perhiz şeklinde var. Evet. Diğer inançlarda. Su içiyorlar ama et yemiyorlar. İşte gibi, onu yani yiyorlar işte, ama ötekine evet. Diyor ki ben 10 gün meyve yemeyeceğim diyor. 10 gün et yemeyeceğim diyor. İşte 20 gün neyse 40 gün işte proteinden süt içmeyeceğim, uzak proteinden diyor. Uzak duracağım tarzında perhize yönelik bir takım uygulamalar vardır. Ama bu şekilde pek çok hikmeti içinde barındıran bir oruç anlayışı başka inançlarda yoktur. Çok hikmetleri vardır bunların tabii. 11 ay sultanı diyoruz. Şimdi bakıyorsunuz hani buraya gelirken de dikkatinizi çekmiştir. Camilerin birçoğunda mahyalarda. Evet. Hoş geldin ey şehri Ramazan. İşte 11 ayın sultanı Ramazan. Mübarek Ramazan-ı Şerif'i diğer 11 aya sultan eden nedir? Bundan da kısaca bahsedelim mi başkanım? Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek aydır. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Bu şekilde adı Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bir kere adının Kur'an-ı Kerim'de geçmiş olması onu hemen öne çıkarıyor. Onu sultan eder, o bile yeter. İkinci, işte adının geçtiği bu ayetin içinde Kur'an'ın bu ayda indirildiği ifade ediliyor ki bu da onu yine bir adım daha öne çıkaran bir ayeti kerimedir. Evet. Üçüncüsü oruç ayı olması. Oruç başlı başına İslam'ın en önemli ibadetlerinden birisidir. En değerli ibadetlerinden birisidir. Bir hadisi şerifte her ibadetin bir sevabı vardır. Ama orucun sevabı Allah katındadır. O kadar önemli bir ibadettir ki. Melekler onun sevabını yazacak takatte bile değiller. Güçte bile değiller. Onun sevabını ben veririm buyuruyor Rabbimiz. Yine Ramazan ayını üç şey saydık. Bir dördüncü Kadir gecesi gibi bir gece Ramazan ayının içerisinde geçiyor. Ramazan ayının içerisinde. Diye. Onu idrak edeceğiz evet, inşallah. İnşallah. Bin aydan hayırlı olduğunu Rabbimiz ifade ediyor. Evet. Allah hepimizi Kadir gecesini layıkıyla yaşamaya yaşamayı nasip eylesin. Amin, inşallah, inşallah diyorum. Gören gözler gerçekten Allah yani bin aydan hayırlı olduğunu ve Kadir gecesinde Kur'an'ın indiğini yine biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bismillah. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik buyuruyor Rabbimiz. Evet. Kadir gecesi inşallah o gece de bu konuyla ilgili, Kadir gecesiyle ilgili bütün hocalarımız pek çok bilgi verecekler ama şu kadarını söylemiş olayım. Kadir gecesinde Cenab-ı Hak melekleri insan yeryüzüne indiriyor. Onlar bölük bölük yeryüzüne iniyorlar ve fecir vaktine kadar bütün insanlığın hayrı için, insanlığın kurtuluşu için onlar Cenab-ı Hakk'a nidada bulunuyorlar, yalvarıyorlar. Demek ki Ramazan ayını bizim çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İbadetlerimizle, ben diyorum ki Kur'an ayı olduğu için Kur'an okumasını bilmeyenler öğrensinler. Okumasını bilenler okusunlar. Yani Kur'an'la hemhal olmak gerekiyor. Geliştirsinler. Geliştirsinler. Okumalarını geliştirsinler. Bol bol günde işte bir cüz okuyabilen bir cüz okusun. İki cüz okuyabilen iki cüz okusun. Ve anlamaya çalışalım Kur'an-ı Kerim'i. Rabbimiz ne anlatıyor? Kur'an'da ne anlatıyor? Bunu anlamaya çalışalım. Sayın Başkanım, bu tavsiyenize hemen uyabilir miyiz biz? Elbette. Peki efendim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin Hocam bizlerle. Ondan güzel bir Kur'an-ı Kerim kıraat ediyor. Buyursunlar efendim. Buyursunlar. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم
Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam. Kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum. Kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun. تقون أياما معدودات فمن كان من سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعوة
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Hafız Osman Şahin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bakara suresi 183 ile 186. ayet-i kerimeleri tilavet etti. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık hocam. Allah razı olsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun kıymetli hocam. Allah razı olsun. Muhterem hocam, Diyanet İşleri Başkanlığımızın her Ramazan-ı Şerif için bir ser levhası oluyor. Bir çalışma alanı, bir konuya dikkat çekiyor. Bu senede israf bir ser levha olarak belirlenmiş ve bununla ilgili yoğun çalışmalar yapılıyor. Evet. Bundan belki bahsetmek arzu ederseniz birazcık konuşalım. Memnuniyetle. Bu yıl israf konusunu gündeme taşıdık. Ve bütün milletimizi yurt içinde, yurt dışında görevlilerimizin konferanslarıyla, konuşmalarıyla, panelleriyle insanlığın dikkatini israf konusuna çekmeye çalışıyoruz. Zira biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz israfı haram kılmış. Bismillah. Ve kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. Başka bir ayeti kerimede Bismillah. İnnel mübezzirine kânû ihvâneşşeyâtîn. İsraf edenler şeytanların kardeşleridir buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla yeryüzünde aç, açıkta, garip kuraba, fakir fukara, milyonlarca insan var. Belki yani yeryüzünde yaşayan insanların üçte biri açlık sınırlarının altında yaşıyor şu anda. Ama bir tarafta da diz boyu israf var. Yani insanlar yetinmiyorlar, kanaat etmiyorlar. Kanaatkarlık ortadan kalkmış, lüks yaşayan insanlar var, israf içerisinde yaşayan insanlar var. Birileri açlıktan ölürken kimileri obeziteden ölüyor. Obeziteden ölüyor. Fazla yemeği. Tabii. Evet. Yani her 3-4 saniyede bir insan açlıktan ölürken, her 3-4 saniyede bir insan da tokluktan yani obeziteden, fazla yemekten ölüyor. Ve her zaman söylediğimiz bir şeyi burada da tekrar etmek istiyorum. İslam işte bu dengesizliği ortadan kaldırmayı amaç edinen bir dindir. Zekatıyla, infakıyla, sadakasıyla, fitresiyle. Şu Ramazan ayında fitre denilen bir uygulamamız var. Yani vermeye insanlar o vermenin hazzını tatsın diye fitre fakirin bile verebileceği bir miktarda belirlenir ki bu sene biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 19 lira şeklinde bunu belirledik. 19 lirayı gariban bir insan da birisine verebilir yani. Kendi sağlığının başının bir sadakası olarak verebilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de özellikle şu ayeti kerime darda olan insanların da bazen verebileceğini, vermesi gerektiğini bize hatırlatıyor. İnfakın ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Onlar, o muhsin insanlar var ya, yani ihsan sahibi kimseler, darlıkta da verirler, yoklukta da verirler. Yani bollukta da verirler, yoklukta da, darlıkta da verirler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ. Ayetin sonu öyle bitiyor. Allah muhsinleri sever, ihsan sahibi kişileri sever. Dolayısıyla biz istiyoruz ki şu Ramazan ayında fakir fukara, garip kuraba insanların yanında yer alalım. İsraftan uzak duralım. Türkiye'de, Bekir Bey, Türkiye'de bir günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını, israf edildiğini öğreniyoruz. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Sayın Başkanım, şöyle Ankara için iftar vakti gelmiş. Onu bir anons edelim isterseniz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kıymetli Ankara'daki kardeşlerimiz, Allah kabul etsin. Dualarınıza bizi de Filistin'i de iliştirin inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammed Resulullah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hayy ala's-salah. حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin için açlığa, susuzluğa katlandım. Dilimi yalandan, gözümü çirkinlikten çevirdim. Elimi haramdan çektim. Yüzümü sana döndüm. Senin bahşettiğin rızıkla orucumu açıyorum. Senin verdiklerinle doyuyorum. Senin ihsanınla seviniyorum. İftar sevincimizi çoğalt. Bizi birbirimize kardeş eyle. Yuvamıza, yurdumuza afiyet ve bereket ver. Gönüllerimize, günlerimize barış ve huzur ver. Devletimize, milletimize güç ve kuvvet ver. Beni, annemi, babamı ve bütün inananları bağışla. Bize dünyada iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Kara dağlar, kara kaplı bulutlarla kaplandığında, arş titrediğinde, yağmurlar gökten kurşun gibi düştüğünde, şimşekler yürekleri yerinden çıkarırcasına çaktığında, depremler yerin 7 katını birden salladığında, fırtınalar savurduğunda yerin tüm kirini, gökyüzüne bir ananın yüreğindeki acı, gözyaşı olup düştüğünde seccadesine, bilin ki bir yerlerde bir yiğidin kanı düşmüştür toprağa. Bilin ki bir yiğidin bedeninde acı, yüzünde tebessüm vardır. Bilin ki bir yiğidin şehadet yolculuğu başlamıştır. Ben şehidiyim bu toprakların. Kanım, canım, bedenim yar olmuştur. Can olmuştur vatanıma. Dağlarında koşturduğum, bin bir beladan kurtulduğum,
onlarca yara aldığım uğruna evladımı, yârimi, anamı, babamı unuttuğum doğrudur ve helaldir hakkım toprağıma. Ben şehidiyim bu toprakların. Yolum yürüyüşüyle ölümü korkutan Hamza'nın yoludur. Kılıcımın keskinliği Allah'ın arslanı Ali'dendir. Göğsümden çıkan gür sada Alparslan'ın Malazgirt'te yankılanan sesidir. Bir yanımda Kudüs'ün acısıyla tutuşan Selahaddin Büyür, diğer yanımda fethe yürüyen Fatih Sultan Mehmet'in ayak sesleri. Sultan Süleyman benim şehadetimle ikindiden akşama bir orduyu tarumar eder. Yavuz'u çöllere vuran benim nefesimdir. Plevne'de, Tuna boylarında, Nibolu'da, Varna'da, Kosova'da, Bosna'da, ez cümle tüm İslam mülkünde hep benim şahitliğim vardır. Akife istiklali yazdırandır benim şecaatim. Ve ancak bu vatan toprağında büyüyenlerin gözlerinin içine bakarak ölmeyi emredebilir bir komutan. Ben şehidiyim toprakların. Büyüsün diye yetimler huzurla, babalar okşasın diye oğullarının saçlarını, analar gelinlik çağı eriştirsin diye kızlarını, peygamberi çağrı dokunsun diye sinelere, adaletin ocağı yansın diye kıyamete kadar, dağlarında esen bahar kokusu insin diye şehirlere ve al sancağın nazlı nazlı dalgalansın diye mavi göklerde, kendi evladımı kimi zaman kundakta, kimi zaman okul yolunda koşarken, kimi zaman da hayatın baharında yetim bıraktım. Anamın bir yüreğinde acı, babamın bir omzunu düşük bıraktım. Can yoldaşımı yarı yolda cansız bıraktım. Ben şehidim bu toprakların. Fethi Sekin gibi kurşunun bitene kadar beklerim. Ömer Halis Demir gibi bir haini alnının ortasından vurana kadar beklerim şehadeti. Bülent Albayrak gibi Akil Dağı'nı alana kadar beklerim. Orhan Sürmen gibi Kur'an'ı yerden kaldırana kadar beklerim. Halil İbrahim Yıldırım gibi çocuk yaşta beklerim. Ali Gaffar Okan gibi yüzlerce merminin hedefi olana kadar beklerim şehadeti. Mehmet Akif istiklale adımı kazısın diye beklerim. Ben şehidiyim bu toprakların ve kanım helaldir vatanıma son damlasına kadar. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahver. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, makamları âli olsun. Cenab-ı Allah bizleri şefaatlerine nail eylesin. Allah razı olsun Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, bu sene TRT1 İftar Sevinci ailesi olarak her günümüz şehadet temalı olacak inşallah. Hemen burada çok zaten güzel. Fetih Suresi 1. ayet-i kerime. İnna fetahna leke fethan mubina. Evet, o da zaten serlevhamız. Her gün şehitlerimizi anmaya niyet ettik. Hem iftarda hem sahurda. İsabetli, İnşallah isabetli muvaffak olmuş. Olunuz. Yani bu farkındalığı oluşturmaya, duygularımızı, şehadetle ilgili duygularımızı her zaman diri tutmaya ihtiyaç evet, var. Allah razı olsun. Bu okumuş olduğunuz metin de gerçekten bunu sağlıyor. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok kısa bir duyurum var. İftar Buyurun. Vakti yaklaşıyor çünkü hani gelmek isteyenler, katılmak Buyurun. İsteyenler katılsınlar diye. Efendim Sultanahmet'te burada 30 bin kişilik bir iftar sofrası kuruluyor. Ve belki hani bugüne kadar kurulan en büyük iftar sofralarından biri. Burada mehter takımları var, gösteriler var. O kadim Osmanlı medeniyetinden kalma bir Ramazan akşamı yaşanacak. Çok güzel 30 bin kişilik bir iftar sofrası. Bunu sizlere duyuralım. Fatih Belediye Başkanı Sayın Hasan Suver'in ev sahipliğinde gerçekleşiyor bu iftar. İnşallah yakınlardaysanız, bir şekilde duyuyorsanız buyurun gelin, sizler de o bereketten faydalanın diyelim. Evet. Kıymetli Başkanım, İstanbul ezanı yaklaşıyor. Evet.
Biliyoruz ki biz Türkiye Diyanet Vakfı çok güzel işlere imza atıyor. Elhamdülillah. Hemen programımızın ahirinde, hani finalinde bundan biraz bahsedin arzu ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımız sadece Ramazan ayında değil, yılın 12 ayında her zaman hem milletimizin hem de yurt dışındaki Müslümanların her zaman yanında yer alıyor hayır hizmetleriyle. Özellikle bu Ramazan ayında 84 ülkede Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin o bölgelerdeki, o ülkelerdeki fakir fukara insanların sofralarında Türkiye'den götürmüş olduğumuz bu yani paketleri onlara hem dağıtacaklar, gıda paketleri, yiyecek, içecek, giyecek, onlarla aynı sofrada oturmanın hazını yaşayacak inşallah ve 247 bin kadar kardeşimizle beraber olacaklar. Maşallah, az rakam değil. Milletimizin bize emanet etmiş olduğu zekat, sadaka, efendim hayır hasenat, fitre, onları bu yerlerine ulaştıracaklar. Yurt içinde ve yurt dışında bu çalışmaları, bu hizmetleri yerine getirecek inşallah. Bir de en önemli hizmetlerimizden birisi, yeryüzünde camisiz yer kalmasın, camiden mahrum Müslüman kalmasın düşüncesi içerisinde hem yurt içinde hem yurt dışında vakfımızın desteğiyle inşaata başlamış camiler var. O camilerin tamamlanması için vakfımız büyük bir gayret içerisinde. Dün birinden bahsetmiştiniz efendim herhalde. Bunun için bir kampanya da başlattık. Evet. Tabii küçük miktarlar bazen büyük işlerin yapılmasına da vesile olabiliyor. Bir tuğla da benim olsun kampanyası başlattık. Milletimiz eğer yardım yapmak istiyorlarsa cami yaz 1379'a gönder diye bir tuğla da işte bu SMS'le yapmış olduğu 10 liralık bir yardım ki yüzlerce SMS atarsa belki de o caminin bir miktarını karşılamış tekrar olur. Tekrar edelim Sayın Başkanım. Belki not alamamışlardır. Cami yaz 1379'a gönder. 1379'a cami yazıp gönderdiğimizde 10 lira mı bağışlamış oluyor? 10 lira bağışlamış bir oluyor. Bir tuğlaya vesile bir oluyor. Bir tuğla. O tuğla belki işte Kosova'da yapılacak bir caminin duvarında yer alabilir. Belki Şırnak'ta, belki Edirne'de, belki efendim Cibuti'de, Kırgızistan'da, Arnavutluk'ta. Şu anda yurt dışında 16 ülkede inşaata yükselen camiler yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu hizmetleri yürütmeye çalışıyoruz. Bir de tabii hediye paketlerimiz var. Kurban hizmetlerimiz var. İnşallah şimdi kurban bayramı yaklaşıyor artık. Yani yaklaşıyor derken Ramazan'dan hemen sonra arada 2 ay 10 günlük bir zaman vardır. Evet. Şimdiden tedbirimizi almamız gerekiyor. Kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na vermek isteyen kardeşlerimiz olursa şimdiden niyetlerini yaparlar. Biz de onların kurbanlarını en güzel bir şekilde emanet bilinci içerisinde yerlerine ulaştırırız. Geçen yıl elhamdülillah 250 bin civarında kurban hissesini hem yurt içinde hem yurt dışında muhtaç insanlara, ihtiyaç sahibi insanlara Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği içerisinde yerine getirdik. Bu senede vakfımızın gayretleriyle ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın çalışmalarıyla milletimizin hayır hasenatını yerli yerince efendim ulaştırmaya çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Allah diyorum. Muvaffak etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun sizden. Rabbim amin. Hizmetlerimizi amin. Kabul buyursun inşallah. Daha amin. Güzel işler yapmayı nasip eylesin. İnşallah. Tabii bir cümleyle hemen. Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu sene 37.sini aşmış olduğu kitap ve kültür fuarından da bahsetmeliyim. Bir dakikamız inşallah var başkanım. Pazar günü burada hemen şu arkada Sultanahmet Meydanı'nda İstanbul Kitap ve Kültür Fuarı açılacak. Cuma günü de Ankara'da Gençlik Parkı'nın hemen karşısında yeni yapılan Melike Hatun Camii'nin avlusunda, bahçesinde
Türkiye Diyanet Vakfı'nın kitap ve kültür fuarı açılmış olacak. Okumaya davet ediyoruz insanlarımızı. İnşallah. Çünkü İnşallah. Bizim Ramazan Kur'an ayı diyoruz. Kur'an'ın da ilk ayeti İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Bu Ramazan çok okuyalım inşallah. Eyvallah, inşallah. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi ben de ezanımıza teşekkür ediyorum. 2,5 dakika kadar bir süre kaldı. Bir dua istirham edeceğiz sizden. Ama ondan evvel benim bir mesajım var iletmem gereken. Buyurun. Bir yapabilir miyim? Tabii. Buyurun. Şimdi efendim, biz çoğunuz iftar sofralarında hazır bekliyorsunuz. Ne olur dualarınıza bizi de iliştirin. Bizden evvel Filistin'deki, Kudüs'teki kardeşlerimizi iliştirin. Bu kutlu vakitlerde duanın en böyle kabul olunduğu şu anlarda ne olur bu zamanları israf etmeyelim. Özellikle bir kesime buradan mesaj göndermek istiyorum. Bugün mübarek Ramazan-ı Şerif'in biri ve çocukların çoğu bugün oruç tuttu Sayın Başkanım. Elhamdülillah. Şimdi Allah bizi kabul izleyen etsin. O çocukları, o kardeşlerimizi ben Bekir amcaoğlu olarak canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bu tuttukları orucun onların İnşallah. Kurtuluşuna vesile olmasını, milletçe kurtuluşumuza vesile olmasını temenni ediyorum ve onları tebrik ediyorum. Her birinizi gözlerinizden öpüyorum. Allah kabul etsin. Sayın Başkanım size de çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bir dua ederseniz ezana kadar amin deriz inşallah. Buyursun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim vehdini vehdina ve vefikna ilel hak ve ila tarikim müstakim bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmeti habibike ve rasulikel kerim vaufu anna ya kerim vaufu anna ya rahim vagfir lana zunubena ve zunube abaina bifadlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekramin ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbel alemin, sana sonsuz hamd ediyoruz. Bizi Ramazan ayına yeniden kavuşturdun. Bu ayı en güzel bir şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Kıldığımız namazlarımızı, teravih namazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rab, dualarımızı, tevbelerimizi, istiğfarlarımızı dergâh-ı uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dünyanın çeşitli yerlerinde fakir, fukara, garip, guraba, bir lokma ekmekten mahrum olan Müslüman kullarına yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, şehitlerimize rahmet eyle. Filistin'de önceki gün şehit olan kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle. Gazi olan, yaralı olan kardeşlerimize acilen şifalar nasip eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La